Evet sevgili arkadaşlar, communication. Doğru mu? Hala yanlış telaffuz. Communication. 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 Ya communication'da yeni bir bölüme geçiyoruz evet. Arkadaşlar. Neymiş? Typing an email, yani bir e-mail yazma. Future plans. Bir daha hani direkt olarak gelecek zamandan bahsetmeyeceğiz yani kurallar falan da. Zaten biz bunu ilk ünitemizde görmüştük. Biz şimdi cümlenin arasını yedirerek, mailin arasını yedirerek anlatacağız. Açık açık. Açık açık anlamı katacağız. Peki şunu söylemek istiyorum ben. Burada e-mail yazmak. Neden burada ben write kullanmadım da type kullandım? Hiç dikkatinizi çekmedi. Bilgisayar ortamında type yazılır çünkü. Aynen öyle. Çünkü klavyeyle yazdığım zaman type mesela olur. Mesela WhatsApp'tan bir karşı tarafı mesaj yazarken typing yazar orada. Typing gözükür. Writing gözükmez. Veya şu görüntü. Bilmiyorsan öğren ama genelde güzel bir şey. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi type'ta klavyeyle yazma vardır. Şunu klavye olarak kabul edelim lütfen. Bunu klavye kabul edelim. Hani benzemese de bunu klavye kabul edelim. Text, metin mesajı yazarken bu da bir cep telefonu olarak kabul edelim. Çok güzel yapıyorum. Write. Bunda da arkadaşlar kalem olarak kabul edelim. Write bir şeyi kalemle yazmak. Text bir şeyi metin mesajı olarak elle yazmak. Type ise klavyede yazmak anlamına geliyor. Bu aradaki farkı bilmekte fayda var. O yüzden ama typing en iyi mail. Typing ile texting herhalde değişiyor. Çünkü WhatsApp'ta dediğim gibi typing yazısı görünüyor. Typing görünüyor. Normalde yani texting olması. Çünkü klavye ortamı aslında ya artık orada. Aslında orada bir klavye ortamı var. Aynen öyle. Normal eski telefonlarda sadece 9 tane karakter vardı. Onlara basarak mesaj yazıyorduk. Mesela benimki texting eski daha mantıklı. Siz, yani evet. Tamam, güzel. Peki, anladınız siz olayı. Şimdi arkadaşlar burası bir klasik bir web sayfası, mail sayfası. Buradan insanlara mail gönderiyoruz. İletişim ünitesinde bu da vardı biliyorsunuz. İletişim türlerinden bir tanesi. To AE anlamına geldiği için buraya kime gönderiyorsanız onun mail adresini, ilgili kişinin mail adresini yazmanız lazım. Subject konu demek burada arkadaşlar konu yani gönderdiğiniz mailin içeriğine onunla alakalı bir şeyler yazmanız lazım. Mail bittikten sonra send tuşuna basar tıklarsanız arkadaşlar mailiniz gider. Attach. Döküman eklemek için. Attach. Var ya hani işte kızların saçına tutturduğu attach. O arkadaşlar. O toka arkadaşlar. O toka pardon. Genellikle kağıtları birbirine tutturduk. Kağıtları tutturduk. Ama onun adı ataç değil mi? Ne onun toka adı? Toka ya. Toka mı? Hayır tel toka mı onun adı? Tel toka. Ataç deniyor mu bilmiyorum. Onun bir öyle bir adı olması lazım. O da yine tutturmaya yarıyor arkadaşlar. Ataçlar kağıtları birbirine tutturuyorsunuz. Şuradan yine buradan da gönderebilirsiniz. Vesaire şuradan bir şeyler işte yazı karakterlerini falan değiştiriyorsunuz. Resim ekliyorsunuz. Gülücük vesaire falan filan arkadaşlar. Şurada CC ve BC bölümü var. BCC bölümü var. Burada hani burada mesela rashid@hocalaragelik.com adresine göndermişim ama altta istersen başka bir kişiye de gönderebilirim. Senin de haberin olsun. Haberin de olsun. Tabii ilgiye haber olsun ekliyorsunuz. Ve bu kişi aslında kime gönderildiğini görmedi ama sadece kendisine geldiğini falan sanıyor. Ama istediği birden fazla çoklu insana gönderebilirsiniz arkadaşlar. Ve şimdi başlıyoruz. Camping by the Mediterranean Sea. Akdeniz kenarında kamp tatili. Dear Rashid, long time no see. I hope you are fine. What are you going to do next summer? If you don't have a plan, here is a chance to meet and spend great time together. On 7th June, we are going to fly to Antalya. The plane is going to take off at 9:15 and land at 10:30. We are going to take a taxi and arrive the camping area in Kemer. It's really awesome. We are going to build a tent for 4 people. Vural and Halil are going to be with us too. Ben de gidiyormuşum. You are with me? We are going to stay in a tent for a week. Go fishing and swimming every day. How about joining us? We hope to see you. Write me soon. Take care. Supi. It's me. Şimdi hocam. Bu aslında klasik bir mektup göndermeye birbirine benziyor. Mektubun sonunda, yani mailin sonunda kendi adımı yazıyorum. Mektubun başına, yani mailin başına gönderdiğim kişinin adını yazıyorum. Vesaire vesaire. Şimdi bana burayı anlatır mısın? Nasıl bir mail var burada? Sevgili Raşit. Alayım mı kalemi? Buyurun. Long time no see. Biraz argo olmuş evet, ama biraz. Yani uzun süredir seni görmüyorum. Görüşmeyeli uzun süre oldu. Uzun zaman oldu. I hope you are fine. Umarım iyisindir. What are you going to do next summer? Gelecek yaz ne yapıyorsun? Ne yapacaksın? Going to yapısı var burada arkadaşlar. If you don't have a plan, eğer bir planın yoksa, here is a chance to meet and spend great time with together. Bir şans ve birlikte buluşup harika vakit geçirmek için bir şans. İşte sana bir şans, evet. On 7 June we are going to fly to Antalya. 7 Temmuz'da Antalya'ya uçuşa gideceğiz. 7 Haziran'da hep July karışır. 7 Haziran'da Antalya'ya uçacağız. Uçacağız.
The plane is going to take off. Uçak 9.15'te kalkacak ve 10.30'da inecek. Biz bir taksi kiralayacağız. Tutacağız evet. Ve kamp alanı, Kemer'deki kamp alanına gideceğiz, ulaşacağız diyor. Gerçekten de müthiş. Bu gerçekten de müthiş. Biz bir çadır yapacağız. 4 kişilik bir çadır kuracağız. Vural ve Halil de bize katılacak. Biz gideceğiz. Going to stay. Biz kalacağız. Bir hafta boyunca o çadırda kalacağız diyor. Balık tutmaya gideceğiz, yüzmeye gideceğiz her gün. How about join us? Bize katılmaya ne dersin? We hope to see you. Seni görmekten mutlu oluruz. Seni görmeyi umuyoruz. Write me soon. Yani bana cevap yaz yakında. Take care. Kendine iyi bak. Süper. Güzel. Şimdi arkadaşlar burada hani demin dedim ya direkt olarak going to'yu anlatmayacağız diye. Cümlelerimize bakalım hocam going to'yla ilgili. Emizar ve going to yaptıktan sonra, yazdıktan sonra tekrardan bir fiil getirmem lazım. Ki acak anlamı katayım. Mesela şuna bakarsanız. We are going to take. Biz taksi tutacağız. We are going to arrive. Varacağız. The plane is going to take off. Uçak kalkacak. Uçak tekil olduğu için is kullanıyoruz. Yani is going to, are going to, are'la beraber kullanacaksam am going to dedikten sonra tekrar bir fiil geldiği zaman arkadaşlar o önceden planlanmış bir şeydir. Bakın direkt olarak tarif verdim. Yaz tatil demedim. 7 Haziran'da uçağa bineceğiz dedim. Antalya'ya uçacağız. Uçak saat 9.15'te kalkacak. Yani her şey planlanmış durumda burada. Bu şey gibi değil yani. Ya işte hani kahve falan bakarken mesela bardağınızdan su falan bakabilir miyim? Tabii ki. Vural Bey 3 vakte kadar zengin olacaksınız. 3 saniye geçti. Zengin seyir falan gibi. Arkadaşlar bu böyle bir şey değil. Yani bu bir tahmin değil. Bu bir olasılık değil. Bu planlanmış, önceden kurgulanmış bir şey. Dolayısıyla biz burada bu anlamda going to yapısını kullanıyoruz. Planladık. Raşit hocamızı da davet ettik. Bakalım bizim davetimize icabet edecek mi? Kısmet. Ama öncesinde bakalım ne kadar anlayabilmişiz. Who is the sender? Mektubu yollayan kim diyor? Gönderici. Sender, yollayıcı, receiver, alıcı. Gönderici. Supi is sender. Sender. Supi is the sender diyebiliriz kısaca. Ne kadar basit aslında who'lu sorulara cevap vermek değil mi? Who'yu atıyorsunuz, kişinin adını yazıyorsunuz, geri kalanı aynen yazıyorsunuz. Who is the receiver? Raşit is the receiver. Raşit is the receiver. Evet. What is the mail about? What is the email about? E-mail ne hakkında? Neyle ilgili? The email about is... It's about... It's about... summer camp. Summer camp. Yaz kampı hakkında. Yaz kampıyla ilgili. Evet. Where is the camping area? Camping area is in Kemer. It is. Hep buraları it'le tamam. Kısaltabiliriz. Tamam. It is in Kemer. In Kemer. Kemer'de. Kemer Antalya'da arkadaşlar. Antalya'nın bir ilçesi zaten biliyorsunuzdur. How long? How long? Ne kadar uzun süre? How long are they going to stay in a tent? They are going to stay a week. For a week. Burada boyunca süresince derken for kullanılıyor genelde. For, evet. Kısaca ben for a week, for a week diyebilirim. Bir hafta boyunca. Ama uzatacaksam eğer they are going to stay in a tent for a week diyebilirim. Gerek yok. For a week aslında yeterli. Ben neden öyle uzun cevap veriyorum biliyor musun? Hep aklıma böyle kendi çocuklarımı da çalıştırıyorum. Öğretmenler uzun cümle istiyormuş gibi geliyor bana. Ya aslında bunun günlük yani öğretmene göre değişiyor da bunun günlük dilde bir karşılığı yok. Çadırda ne kadar kalacaksınız? Biz çadırda bir hafta kalacağız gibi. Evet. Yani siz çadırda ne kadar uzun süre kalacaksınız? Biz çadırda bir hafta süreyle kalacağız falan gibi değil de bir hafta deyip geçeriz değil mi aslında? Evet. Yani bu ya da mesela burada da burada da biz hani it's about falan gibi uzattık ya aslında. Veya işte supi is the sender. Bunların hepsini silebiliriz. Evet. Supi, evet. Raşit, summer camp. Önemli olan kemer. Anladın mı? Önemli olan hani anlayıp karşıdakini hani bu bunlara biz comprehension question yani anlama yani okuduğunu anlama ile alakalı sorular diyoruz. Önemli olan orada anlamak, doğru anlamak. Evet, bu sefer de Raşit'ten mail gelmiş. Bu sefer de benim adım yazmış arkadaşlar, dikkat ederseniz. To, çünkü bu sefer bana gönderiyor. Dear Supi, sevgili Supi diye başlamış. Nice to hear from you after a long time. First of all, thank you for inviting me for an awesome event. I missed you much. Sever beni, çok sever, bayılır. However,
My little brother is going to get married on the 4th of June, so I'm going to be very busy on those days. Yalan, kardeşi yok ki. Abisi var evli. Demek ki kandırıyor beni. Our relatives in Aksaray are going to attend the wedding ceremony, so we are going to have lots of guests. I'm going to welcome them. I wish you enjoy yourself and have a great time. Enjoy your holiday. Cheers, Raşit demiş. Hocam siz ailecek tanıştığınız için anlatın bakalım. Şimdi Raşit Hoca beni kekliyor mu? Sevgili Sufi. Buyurun. Sufi değil hocam bu benim. Sufi. Nice to hear from you after a long time. Evet. Uzun süreden sonra seni tekrar duymak ya da haber almak aslında burada. Hayır, burada duymaktan haber almak, aynen öyle. Nice, hoş diyor. Öncelikle bu mükemmel davet için çok teşekkür ederim. Mükemmel olaydaki yani awesome event, şahane bir yani bu şimdi mesela. Davet mükemmel değil de yapacağımız müthiş olaya davet ettiğin için. Aynen. Hı-hı. Yani şimdi event nedir hocam? Konserdir, işte kamptır, başka işte sergidir. Herkese toplanmak için yapılan organizasyonlara biz event diyoruz. Hı-hı. Zaten artık Türkçe'de kullanıyor neredeyse. Hı-hı. Evet. I missed you so much. Missed you much. Yani. Seni çok özledim. Çok sever beni Raşit Hoca. Bayılır. However. Neyse mi demek? Çünkü neyse deyince biraz kaba oluyor ama bu burada böyle bir şey ne oldu biliyor musunuz? 2015-2016 eğitim öğretim yılının birinci TEOG sınavında çıktı ve öğrencilerin hepsi pert oldu. Çünkü however kitabın hiçbir yerine geçmiyordu. Hı-hı. However but ile aynı anlama gelen ancak, fakat, ama anlamına gelen bir bağlaç. Öğrenciler bilmediği için çoğu yanlış yaptı dolayısıyla soruyu. Yani %90'ına yakını yanlış yaptım neredeyse. Anladım. However ancak demek yani. Beni davet ettiğin çok teşekkür ederim. Seni çok özledim. Şuraya kadar her şey olumlu. Hı-hı. Buradan sonra iş biraz değişiyor. Ancak, benim küçük kardeşim sadece bir şey soracağım. Get married mi olması gerekiyor? Get married mi? Get married. Married. Küçük kardeşim 10 Haziran'da. Ya da sadece Mary'de kullanabilirdik Mary. Burada. Ya da get married. Yeah. Çünkü get sıfatlarının önüne gelince onlara fiil anlamı katıyor. Mesela ne? White, beyaz değil mi? Get white, beyazlaşmak. Evli olacak diyor burada. Evlenecek yani. Aynen anladım. Diyor ki küçük kardeşim evlenecek 10 Haziran'da. Hı-hı. So I'm going to be very busy on those days. Dolayısıyla o günlerde çok meşgul olacağım diyor. Hı-hı. Akrabalarımız Aksaray'a gelecekler diyor. Aksaray'daki akrabalarımız. Or let us in Aksaray. Evet. Aksaray'daki akrabalarımız. Şu kelimeyi soracağım sana. Attend, join line anlama geliyor. Katılmak. Ha, katılacak o zaman. Wedding ceremony, düğün törenine. Törenine katılacaklar. So we are going to have lots of guests. Çok fazla misafirimiz olacak diyor. Hmm. I'm going to welcome them. Onları karşılayacağım. Ağırlayacağım. Ağırlayacağım. Hmm. I wish you enjoy yourself and umarım sen güzel eğlenirsin diyor ama burada yourself niye? Biz olmayacağız. Enjoy mı? Yani you'dan kasıt siz yani you all diyebilirdi burada. Enjoy yourself. Siz kendiniz manasında. Ha, orada şöyle bir düzeltme yapabilirim. Özür diliyorum. You yourselves yapılabilirdi. Sen buradaki yourself, sen kendi kendine, yourself, siz kendi kendinize. Sizler kendinize, tamam. Özür dilerim, bu hata bana ait. Bir daha olmasın. Eğlenebilirsiniz ve mükemmel zamanınız olur diyor. Enjoy your holiday, tatilde eğlenin. Tatilin tadını çıkartın, evet. Cheers. Sevgilerle, gülücüklerle falan. Biz biliyorsunuz Raşit Bey çok naif bir insandır. Çok hep sever, bayılır bize. Gibi arkadaşlar bir cevap vermiş. Bakalım şimdi. Is Raşit going to join his friends for camping? No, he can't. No. Ya şimdi soru hangi zamanda soruldu hocam? Is going to diyerek gelecek zamanda soruldu değil mi? Ona uygun cevap vereceğiz. Hmm. Aslında bu ne diyor? Raşit arkadaşlarına kampta katılacak mı? No, he won't desem olur mu? Ama şimdi burada kesin olarak katılmayacağı belli ya artık. Hı-hı. Burada won't bir ihtimalden bahsetmiyor şu anda. Peki bunun olumsuzluğunu nasıl yapacağız? Is de. Isn't. Evet. No. No, he isn't. Aynen öyle. Hmm. Şu going'i özellikle içeriyor. Hayır, ona takılmayacaksınız. Yani yardımcı fiil neyse ona takılacağım. Tamam. Yani. Evet. No, he isn't. Who is going to get married? Kim evlenecek diyor. Rashid'in küçük kardeşi. Little brothers of Rashid diyebilir miyiz? Öyle diyebiliriz veya Rashid's diyebiliriz. Bir saniye şöyle yapalım. Rashid's brother. Bir saniye şimdi. Rashid's. Arapçadan bozuyorsunuz kalemi. Evet. Rashid's little brother. Brother diyeyim. Brother little brother. Evet. Siz anlayın arkadaşlar. Rashid'in erkek kardeşi. Evet. When is the wedding ceremony? 10 Haziran'daydı düğün. Hı-hı. Ne yazayım? It's on. Çünkü günlerden önce 10 kullanılır.
tent. TH harflerini getirin lütfen. Tent. June. 10 Haziran'da. Evet. Who are going to attend the wedding ceremony? Düğüne kimler katılacak? Pardon. Raşit. Niye böyle yazmaya çalıştıysam. Raşit'in akrabaları. Raşit'in akrabaları. Evet, biz gitmeyeceğiz çünkü zaten biz kampta olacağız. Çağırmadı zaten. Çağırmadı zaten. Bizi. Bir kere yok mu zaten? Kardeşi yok zaten. Bilmiyoruz zaten. Who is Raşit Buzyan that week? Because. Evet. Neden meşgul diyor Raşit evet. Bu hafta? Çünkü misafirleri ağırlayacak. Evet. Nasıl diyoruz? Onu sen yaz. Çünkü because. Belki kelimesini orada kullanamayabilirim ben. Because. Ben because yazamıyorum ki. He is going to welcome the guests diyelim arkadaşlar. Yani çünkü misafirleri karşılayacak. Ağırlayacak, onları karşılayacak. Ve devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar konuşmalar geçiyor. Biz bu cümlelerle bu konuşmayı tamamlamaya çalışacağız. Hi friends, I'm... Bakalım şimdi ne varmış bu arada. We are going to have great fun. Biz çok eğleneceğiz. I'm going to stay at home. Evde kalacağım. What time are we going to start? Saat kaçta başlayacağız? Where we are going to have the party? Ha, biz parti nerede yapacağız? Ama burada are ve we'yi yer değiştirelim. Bunları kim hazırlıyor arkadaş? Where are we going to have the parties? Ben hazırlıyorum arkadaşlar. Kimseye paslamaya gerek yok. Suç bende artık. Sen ama yazıya sen dökmüyorsun sonuçunda. Hadi bakalım. Hi friends, I'm going to have a barbecue party on Sunday. Would you like to join? Merhaba arkadaşlar, ben pazar günü bir barbecue partisi vereceğim. İşte bakın arkadaşlar, I'm going to. Artık kafaya koymuşum, planlamışım. Would you like to join? Katılmak ister misiniz? I love to but I can't. Çok isterdim ama yapamam. Mm-hmm. I'm going to stay at home and help my mom. Güzel. Evde kalacağım ve anneme yardım edeceğim. Şöyle yapalım. Şöyle tamam. Ha, ok çekelim. Evet. Evet. How bad? Ne kadar kötü? Deyip Mark bu sefer başka birine soruyor. Sandra soruyor. Of course I will. Tabii ki katılacağım. It sounds awesome. Kulağa hoş geliyor. Şahane geliyor. Mark herkese sormuş herhalde. Tabii herkes sormuş. Arkadaşlar şimdi ben burada duruyorum. 3-4 kişi karşımda var. Soruyorum. Hepsi tek tek cevap veriyor. Öyle düşünün. Sure, great idea. Tabii ki mükemmel bir fikir. Şimdi bakıyorum. My garden cevabı geliyor ona göre. My garden cevabı geldiğine göre. Where are we going to have the party? Yani? Parti nerede katılacağız? Nerede yapacağız? In my garden we have a big barbecue demiş. Bizim kocaman bir mangalımız var. En sevdiğim. Evet. Sounds nice. Yani güzel, kulağa hoş geliyor. Hı-hı. O da süreyi söylemiş o zaman. What time are going to start? What time are we going to start? Yani kaçta başlayacağız? I think, sanırım deyip kesin konuşmadığı için burada will kullanılıyor. Hı-hı. I think we will start at 2 p.m. Sanırım öğleden sonra 2'de başlarız demiş. Bir dakika, kesinlik olmadığı için will koyabiliyoruz buraya. Peki öyle. Kesinlik olsa gene will kullanabilir miyiz? Hayır, yani bu şimdi atıyorum düğün mesela değil mi? Düğünün işte ne bileyim o tarz organizasyonun saati bellidir. Davetiyelerde yazar. İşte atıyorum 10 Haziran pazar günü saat 14'te der. Değil mi? Hı-hı. Bu bir kesinleşmiş tarihtir. Ona göre düğün salonu veya işte bir yer tutulmuştur. Ona göre bir organizasyon vardır. Dolayısıyla kesinlik olduğu için are going to, we tamam. Are going to have a wedding ceremony blah 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 gibi. Evet. Okay then, do you need any help? No thanks. Can you bring your guitar please? All right. We are going to great fun. We are going to have great fun. Çok eğleneceğiz. See you on Sunday. Pazar günü görüşü demiş. Bir yardıma ihtiyaç var mı diyor. Hayır teşekkür ederim. Gitarını getirebilir misin lütfen? Pekala demiş. Biz çok eğleneceğiz. Pazar günü görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kal vesaire. Hadi görüşürüz. Bay bay. Şimdi testlerimize geldik arkadaşlar. Kaan, Serdar ve Ceyhun isimli 3 tane burada. 3 kişi var. Kaan balıkların arasından şnorkelle yüzüyor. Serdar sırtına çantasını almış arkadaşlar. Dağ bayır gezecek muhtemelen. Cetvel var yalnız. Cetvel mi var? Aa evet. Ben cetvel. Matematik çok olunca güzel. Benim için çok fazla enterese etmiyorum. Hocamın cetvel hemen dikkat edince algıda seçicilik. Güzel. Üçüncü Ceyhun da bizim akraba herhalde bu. Su bir Ceyhun'a Ceyhun herhalde bizim sürekli yemek yiyor arkadaşlar. Yukarıdaki resimlerde çocukların önümüzdeki pazar yapmayı planladıkları şeylerin resimleri verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlış bir cümledir? Kaan is going to go snorkeling. Kaan diyor şnorkelle dalacak diyor. Güzel. Doğru evet. Şnorkeli her ne kadar ejderha ayağına benzese doğru. Evet. Serdar is going to take... Mat kurs. Serdar evet matematik kursuna gidiyor çünkü cetvel var. Gerek yok aslında ne iş varsa şu. Neyse. Ceyhun is going to attend a birthday party. Attend demin de söylediğim gibi katılmak. Ceyhun bir doğum günü partisine katılacak. Gördüğünüz üzere doğru pastaya dalmış çatalla. Hiçbir tabağını dalmamış. They are all going to have a very bad day.
hepsi kötü bir gün geçirecek diyor Hayır, arkadaşlar. Hayır, halbuki şu ikisi kötü gün geçirecek. Bu sevinecek, niye matematik kursuna gidiyor? Bir şey söyleyeceğim, babası annesi zorla yolludur. Pazar günü. Evet. Yukarıdaki metinde hangi sorunun cevabı yoktur? Lucy is going to go on holiday with her family. They are going to stay at a hotel. She has got a lot of plans. Every morning she is going to swim in the sea. Then she is going to play tennis and volleyball. In the afternoon she is going to walk in the forest. And in the evening she is going to ride bike by the sea and have fun. It's going to be a tiring but awesome holiday. Yalnız geberdi çocuk. Bir şey söyleyeceğim. Spor yaptı ya günde. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi en başta gözünüz korktu mu testini görünce? Yani şu soruyu görünce. Yani şöyle olarak söylüyorum. Ya ne kadar uzun falan. Yok. Şimdi çocuklarda genelde bu var, biliyor musunuz? Yani mesela sınavlarda da aynı şeyi yapıyorlar. Hani TEOG'da da benzer şeyler yapıldığını biliyorum. Çünkü sorduğum zaman hani ne yaptın, niye? Hocam uzundu ya falan oluyor. Yani mesela dersimiz dışı ama Türkçe'de de mesela, Türkçe'de de bu sene çok fazla yanlış yapan öğrenciler var. Sebebi ise paragraflardan oluşması. Evet, paragrafı göz okumaktan korkutuyor. Korkuyorlar çocuklar. Ama şunu tek seferde okuduğunuz zaman rahatça anlayabilirsiniz. Çok da anlaşılır bir parça. Olayı anladık en azından yani. Çocuklar belki anlamakta zorlanabilirler ama ben kendi çocuğumdan biliyorum. Kelimeler bazında çıkarım yapıyor. Holiday'in tatil olduğunu biliyor. Aile olduğunu biliyor. Otel. Demek ki ailesiyle otele tatil yapacak diyor. Hemen kafada evet. Bunu canlandırıyor. Ondan sonra bakıyor. Swim'i biliyor. İşte afternoon, walk, bike. Ve spor yaptığını vesaire anlıyor. Genel anlıyor. Ona göre cevapları arayacağız biz. Evet. Hangisinin cevabı yoktur demiş. What is she going to do in the afternoon? Öğleden sonra ne yapacak? In zaten the afternoon she is going to walk in the forest. Öğleden sonra başlayan bir cevap var. Demek ki bunun cevabı var. Where is she going to go cycling? She is going to ride bike by the sea. Güzel. By the sea. Yani deniz kenarına gidecekmiş. How long are they going to stay at hotel? Bununla ilgili bir şey yok. Güzel. Otelde ne kadar kalacak? Ne kadar süre kalacaklarla alakalı bir cevap yok arkadaşlar. Ama sonuçuna bakalım. What sport is she going to do? Hangi sporları yapacak diyor. Bisiklete binecekmiş. İşte evet. Yüzme, voleybol vesaire hepsi var arkadaşlar. Ama ne kadar uzun süre kalacaklarıyla alakalı herhangi bir bilgi yok. Ve geldik homework, yani ödevlendirme bölümüne. Şimdi burada bir pazar günü pikniğe gitmişler. Hepsinin kafasında gidecekler. Gidecekler, özür diliyorum. Gelecek zaman, çünkü going to'dan bahsediyoruz. Herkesin kafasında şu var. Ben şunu yapacağım, ben şunu yapacağım gibi. Mete'nin planı balık tutmak, Burak'ın planı boyama yapmak, Beyza bisiklete binecek, Ali ve Veli oyun oynayacak, kavga edecek ya da koşacaklar. Belki de arkadaşlar fotoğraf çekecek. Bunlarla alakalı cümlelerinizi videomuzun altına yorum olarak bekliyoruz. Bir tanesini biz yapalım mı? Çocuk yapalım. Çocuklar örnek olması açısından. Mesela Mete'yi yapalım. Mete ne yapıyor? Balık tutuyor. Mete is going to catch fish diyebilirim. Yani balık yakalayacak veya fish de diyebilirim. Fish. Balık yakalayacak, evet. Fishing, fish fark ediyor mu? Going to go fishing, balık tutmaya gidecek. Go fishing ben sanırım daha iyi. Go fishing, evet. Şöyle yapalım. Balığa gidecek gibi oldu bu şekilde. Aynen öyle, go fishing. Buna benzer örnekleri sizler de yazın cevapları. Ne yapacaksınız? Yorum kısmına yazacaksınız.